ALS yani amyotrofik lateral skleroz hastalığı beyin ve omurilikte bulunan kaslarımızı hareket ettiren motor nöronların hasarı sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Tüm dünyada görülme sıklığı, prevalansı 100 binde 2 ile 6 olarak belirtilmiştir. Hastalık 40 ve 60 yaş arası erkek bireylerde daha fazla görülmektedir. 65 yaşından sonra cinsiyet farkı kalmamakta, kadın ve erkeklerde eşit miktarda görülmektedir. Hastalık için risk faktörleri hastaların %5-10'unda genetik geçişin rol oynadığı düşünülmekte. Ancak netgen taraması henüz yapılmamıştır. Sigara içen bireylerde sigara içmeyen bireylere göre hastalık bir miktar fazla görülmektedir. Dünyanın belirli bölgelerinde, Pasifik adalarında, Papua Yeni Gine'de ve Japonya'nın bir kısım yarım adalarında hastalık daha sık görülmekte. Aynı zamanda yoğun spor yapan polislerde, askerlerde ve futbolcularda hastalığın daha sık görüldüğünü gösteren çalışmalar var. Aynı zamanda kimyasal madde maruziyetinde hastalık için bir risk faktörü olduğu belirtilmiş. Hastalar bize polikliniğe daha çok kas krampları, seyirmeler, kaslarda sertlikler, ağrılar ve güçsüzlükle başvurmaktadır. Hastalığın başlangıç bölgesine bağlı olarak da hastalığın kliniği değişmekte. Hastalık eğer kollarda başladıysa hasta bize daha çok anahtar çevirmekte zorluk, bardak tutmada zorluk, düğmeyi iliklemekte zorluk şikayetleriyle gelirler. Eğer bacaklardan başladıysa da yürüme güçlüğü ve tökezlemelerle, düşmelerle hastalar bize başvurabilirler. Hastalık ilerledikçe gövde kaslarını tutabilir. Gövde kaslarının tutumuna bağlı olarak da yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü ve nefes darlığı da hastalığın ilerleyen dönemlerinde görülebilmektedir. Hastalığın tanısını biz anamnezle yani hikayeyle ve nörolojik muayene ile ilk başta şüpheleniriz hastalıktan. Sonraki aşamada da ilk yaptığımız tetkik genelde EMG tetkikidir. İğne EMG tetkiki hastalığın tanısını koymak da bizim için yol gösterici oluyor. Çünkü bu hastalığa özel bazı belirtiler ve bulgular görebiliyoruz EMG testinde. Sonraki aşamada da motor nöron hastalığını taklit edebilecek, diğer hastalıkları dışlayabilmek için kan tetkikleri, idrar tetkikleri, görüntüleme yöntemleri, beyin omurilik sıvısı araştırma tetkikleri isteyebiliyoruz hastada. Tedavisi maalesef şu an için net bir tedavisi yok hastalığın. FDA tarafından onaylanmış bir ilaç yok ancak gen tedaviler üzerinde durulmakta. Ama bizim için erken tanı hastalığın erken tanı konulması hastanın yaşam kalitesini arttırmak için çok önemli. Çünkü bu hastalarda mesane ile ilgili, idrarla ilgili hiçbir sıkıntı olmuyor. Uyuşma, karıncalanma gibi hiçbir duysal semptomdan bize bahsetmiyorlar. Aynı zamanda zekayla ve hafıza ile ilgili hiçbir sıkıntıları yok hastaların. Hastalığın kalp kasını tutmuyor ve ilerleyen aşamada sadece göz kaslarını tutabiliyor. O yüzden hastanın bu süreçte konforlu bir şekilde geçirmesini istiyoruz. Amacımız da bu. Krampları azaltmak, ağrıları azaltmak, seyirmeleri azaltmak için bazı ilaç takviyeleri verebiliyoruz. Yutma güçlüğü olan kişilerde beslenme desteği yapabiliyoruz. Konuşma bozukluğu olan kişilerde konuşma terapileri uygulanabiliyor hastalara. Aynı zamanda yardımcı cihazlar hastalara önerebiliyoruz. Çünkü hastalar son evreye gelene kadar kendi işlerini kendileri yapabiliyorlar. Ancak son evreye geldiklerinde artık kaslarda erime, etkilenme çok fazla olduğu için kolunu kaldıramaz, yürüyemez ve konuşamaz hale gelebiliyor hastalar.